Saygıdeğer Şimdi kameramı açıyorum ben. Başlıyoruz. Saygıdeğer panelistler, kıymetli katılımcılar, pandemi psikolojisinde aile konulu panelimizin ikinci oturumuyla devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. COVID-19 pandemisinin başlaması ile tüm dünyada hükümetler tarafından önlemler alınmış, yeni alınan kararlarla insan hayatı hızla değişmeye başlamıştır. İnsanlık tarihinin yeni uyum süreci olarak tanımlanan pandemi, aile sosyolojisinin, aile psikolojisinin, medya sosyolojisinin önemli bir gündem konusu haline gelmiştir. Zamanla derinleşecek, önemli değişimlere sebep olacak, toplumun en küçük yapısı aileyi etkileyecek olan çok yönlü bu pandemi sürecinin biraz sonra değerli konuklarımıza değerlendirmeye devam edeceğiz. İlk konuşmamız Kocaeli Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuk Hakları Alt Komisyon Başkanı Sayın Rabiye Sezer Katırcıoğlu. Pandemi sürecinde aile içi ilişkilere bakış konusu ile ilgili değerlendirmeler yapacaktır. İkinci konuşmacımız İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Veysel Bozkurt Bey. Pandeminin kadın ve aile ilişkileri üzerindeki etkileri hakkında görüşlerini bildirecekler. Üçüncü konuşmacımız Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Hülya Terzioğlu. Pandemide aile mahremiyetini yeniden düşünmek konusu ile bizlerle olacaklar. Konuşmalarını yapmak üzere sözü Sayın Radiye Sezer Katırcıoğlu Hanımefendi'ye bırakıyorum. Buyursunlar efendim. Efendim, selamünaleyküm. Çok önemli bir konuda, çok değerli bir sivil toplum örgütümüzle ve çok değerli hocalarımızla birlikte olmaktan mutluluk duydum, ifade etmek istiyorum. Hayırlı haftalar diliyorum. Çalışmamızın, kademin bu çalışmasının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hem ailemize, hem aileyi oluşturan bireylere, kadına, erkeğe, çocuğa, yaşlıya, engelliye, her birisine hayırlara vesile olmasını inanıyorum ki, diliyorum, inanıyorum ki böyle de olacak. Çünkü her çalışmanın muhakkak bir karşılığı olacaktır. Er ya da geç ve zor bir alan, kadın, aile, tarihin her döneminde üstünde çok düşünülen, çalışılan ve çözümler üretilmeye gayret edilen, her dönemde de farklı sorunlarla karşımıza çıkan bir aile kurumu var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve çok değerli eşleri Emine Hanım'ın, hanımefendinin aileye verdiği önem, ilk günden beri aile kurumuna verdiği önem, ailenin içindeki kadına özellikle kadınla ilgili 2000 yıl öncesindeki sorunları çözmeye yönelik gösterdikleri irade çok önemli. Bugün geldiğimiz noktada ben bir başörtülü bir kadın olarak, bu ülkenin bir evladı olarak Cumhurbaşkanımızın desteğiyle böyle güzel, onur verici noktalarda olmaktan ve milletime hizmet etmekten mutluluk duyuyorum. Onların destekleri çok çok önemli. Ama her şeye rağmen dönemsel olarak yaşanan süreçlerde farklı sorunlar önümüze çıkıyor ve bizler bunlara çözüm üretmek zorundayız. Toplum çünkü insanlardan oluşuyor. İnsanlar biyolojik bir varlık ve toplumda biyolojik bir oluşum olduğu için değişim ve dönüşüm kaçınılmaz oluyor. Şimdi COVID ile ilgili, COVID sürecinde, koronavirüs sürecinde ben biraz hocalarım kadar değilse bile biraz çalışma yaptım, makalelere baktım, birkaç veri oluşturdum ama öncesinde aile yapımızın son yıllardaki değişimine biraz değineceğim. Çok kısa çünkü herhalde 15 dakika konuşmam. Evet hocam. Hemen hızlıca değinmeye çalışacağım. Çünkü aileye verdiğimiz önemi anlatmaya çalıştım. Biz toplumun bir nüvesi olarak, bir kilit taşı olarak görüyoruz. Bir maya olarak görüyoruz. Ve medeniyetimizin çok önemli bir mensubu olarak, bir kurumu olarak görüyoruz. Ailede saygı, sevgi, edep, haya, ahlak, adab-ı maşeret dediğimiz her şeyin öğrenildiği, suça yönelme noktasındaki ilk engelleyici bilgilerin ailede alındığını biliyoruz. Bunların da altını çizdikten sonra ben Türkiye'deki aile yapısının özelliklerini biraz değinmek istiyorum. Son zamanda da bazı değişiklikler oldu. Yaşanan bu endüstrileşme, köyden kente göçün artık kırsalda değil, kentte yaşayan bir aile nüfusunun ve iletişimin beraberinde bazı değişiklikler var. Mesela TÜİK'in 2019'daki hane halkı büyüklüğü
3.35. Ama biraz geriye döndüğümüzde 1968 yılında hane halkı büyüklüğünün 5.5 olduğunu biliyoruz. 2006'da 3.9'a düşmüş, 2012'de 3.69'a düşmüş, 2016'da bugün de söylediğim 3.5 kişiye düşmüş, 2019'da ise 3.35 kişi olarak bir düşüş var. Bu geniş aileden çekirdek aileye döndüğümüzü gösteriyor. Ama her fırsatta Cumhurbaşkanımızın en baştan beri 3 çocuk, yani genç nüfustaki düşüşün, doğurganlık hızının düşüşünün ülkenin geleceğiyle ilgili etkilerini çok çok öncesinden öngörmesi ve bunu bir devleti yöneten bir baba olarak, bir vatan evladı olarak bu uyarılarını yapmıştı. 3 çocuk tavsiyesi olmuştu. Mesela o rakamları değerlendirmek gerekiyor. Eğer bu şekilde bir azalma bize neyi gösterecek? Bakın 2001 yılında doğurganlık hızımız 2.38 iken 2018'de 1.99'a düşmüş ki bu en az 3 çocuk tavsiyesiyle başlayan süreçte kadının çalışma hayatındaki çocuk sayısını arttırmaya yönelik yapılan bütün teşviklere rağmen bu rakam 1.99. Bu ne demek? 2050'de 1.8'e düşecek. Bunun sonucunda yeni bir araştırma okudum. Hemen onu söyleyeyim. Türkiye bu şekilde devam ederse dünyanın en hızlı yaşlanan ülkesi şu an. Dünyanın en hızlı yaşlanan ülkesi ve önümüzdeki 100 yıl sonra her yeni doğan bebeğin 4 tane büyük annesi, 4 tane büyük babası olacak. Bu çok önemli bir sorun. Bunu çok öncesinden görmüş Cumhurbaşkanımız ve bu konuda tedbirleri almış. Kendisi bizzat da takibini yapan bir konu. Bu konuda çok biliyorsunuz spekülasyonlara maruz kaldı. Çok ağır eleştirilere tabi tutuldu. Çok anlamsız şekilde yorumlarla birlikte aslında bir saldırıya uğradı ki halbuki Türkiye'nin geleceğiyle ilgili büyük güçlü bir ülkenin geleceğiyle ilgili olan bir tavsiyesiydi. Bunun altını çizdikten sonra aile içindeki bazı değişimlere de dikkat etmek istiyorum. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Az önce de bahsettiğim gibi endüstrileşme ailenin sürecindeki toplumlarda ailenin işlevini değiştirmiştir. Mesela artık aileler ekonomik üretken bir düzenden uzaklaşmışlardır. Yani geleneksel aile yapısında, endüstrinin, sanayileşmenin öncesinde aileler kendi gelirlerini sağlayan ailelerdi. Aileler kendi koruyucu işlevi artık yok olmuştur. Bunu artık devletler, hastaneler, işte sağlık sistemleri, sigortalar, polisler yapmakta. Aile içi eğitim, bunlar hepsi sanayiden önce ailenin kendi içinde yapılan işlevleriydi. Bunlar son derece azalmış. Hatta dini eğitimler, dini etkinlikler bile artık aile dışında yapılmakta. Eğlence, dinlenme faaliyetleri son derece ailenin içinde, özellikle bu iletişimin artmasıyla birlikte aile içi iletişim olarak aile içinde yapılan eğlence ve dinlenme faaliyetleri uzaklaşılmış. Bunun dışında aile sadece şu an duygusal işlevini yapabilen bir kurum olarak kalmış. Bireyler sosyal ve duygusal tatmini hala Allah'a çok şükür aile içinde edinmekte. Sevgi ihtiyaçlarının büyük bir kısmında da ailede karşılamaktadır ki bu ailemizi en önemli bence mayalarından birisi. Yeni nesil yetiştirilmesinde bu sevgi kelimesi çok büyük bir önem kazanıyor. Bunun altını çizmekte gerektiğini düşünüyorum. Yine aynı şekilde zamanla sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle birlikte kırdan kente iç göçün artması, geleneksel toplumlardan geniş aile çekirdek ailesinden geniş aileden çekirdek aileye bir dönüşü beraberinde geçirmiş ve bu da beraberinde ev içi sorumluluklarını paylaşmaya, kadın iş hayatına da başlamasıyla birlikte bir değişim yaşanmakta. Her ne kadar bugün bir aile içi sorumluluk paylaşımında iyi bir iyileşme olsa bile şu an hala daha ev içi sorumlulukları kadınların üstünde, erkekler daha dışarıda, daha kendi işleriyle meşgul ama bir iyileşme olduğu ortada. Bunun da altını çizdikten sonra mesela
birkaç veri vermek istiyorum. Başka bir aile, Türk aile yapısının bir başka bir profili de çocukların cinsiyeti üzerinden ailenin aldığı konum çok önemliydi. Şimdi bu biliyorsunuz erkek çocuğa bakış, kız çocuğa bakış artık kentte yaşamayla birlikte biraz değişmiş. O verilere bakarsak 1970'lerde Türkiye'deki aileler %80 oranında ekonomik nedenlerle erkek çocuğunun ileriki yaşlarında, yaşlılıklarında sosyal güvence olarak gördükleri bir Türkiye'den 2000'li yıllarda artık bu %41'e düştüğünü görüyoruz. 2000'li yıllara geldiğimizde de artık çocuk sevmek, sevk ve neşe gibi psikolojik nedenlerle artık çocuk sahibi olduğunu görüyoruz ki bu çocuk doğurma sayısının da biraz bu kadar düşmesinin bir sebebi de bu diyebiliriz. Birçok nedeni var biliyorsunuz kadınların çalışma hayatında ama bunun da böyle bir etken olduğunu buradan da altını çizmekte fayda var. Şimdi aileyle ilgili araştırmaları 1980'den beri yapan bir kurum var. Dünya Değerler Araştırması bu. Dünya genelinde birçok ülkede din, siyaset, gündelik yaşam, ekonomi ve aile gibi birçok alanda değerleri göstergeleştiren ve gözlem altında tutan bir kurum. Oradaki birkaç veriyi sizinle paylaşmak istiyorum. 1900 şimdi aileyi ve Türkiye'de aileye verilen önemi ölçmüşler. 1990'dan 2018'e kadar bir artış gözlenmiş. Bu rakamlara bakmak gerekirse 1990 yılında aileye verilen %87,1 verilen önem 2018'de %91,8'e yükselmiş. Bu önemli. Bu hem kadın ve erkeklerde ve gençlerde de aynı bakış açısı bir aileye verilen önemde bir yükseliş görülmüş. Bu bizi sevindiren aile kurumunun hala Türkiye'de çok daha güçlü söylenenlerin dışında, aileyle ilgili söylenen dışında hala çok daha güçlü bir kurum olduğunu gösteren bir veri olmak. Aile içinde yaşanan sorunları, aileye uyum, aile içindeki ve değerlerindeki değişmeler, aile içi uyum sorunu yaşanmasına sebep olmuş. Aile içinde çok önemsediğimiz kuşaklar arası çatışmaya neden olmuş ve eşler arasında sorunları ve aileler arasındaki sorumluluk bölüşü, yani ev içi işleriyle ilgili problemlerin yaşandığı görülmekte. Malum aile içinde çok sık konuştuğumuz, ne yazık ki üzülerek takip ettiğimiz aile içi şiddetimiz bu anlamda bizi çok yaralayan ve en önemli çalışma alanlarımızdan şiddeti sıfır toleransıyla yaptığımız birçok yasal düzenlemelere rağmen en önemli problemlerimizden birisi. Vakti çok almamak adına buraları geçiyorum. Hocalarımız muhakkak onlara değinecekler. Evet, ben 15 dakika zaten. Çok hızlı ilerlemişiz. Ben böyle COVID sürecinde, salgın sürecinde aile içi ilişkilerle ilgili yapılan araştırmaları biraz derledim, toparladım. Onlarla ilgili birkaç veri vermek istiyorum. Toplum bilimciler gerçekten bu süreçte güzel çalışmalar hayata geçirmişler. Ben onlara teşekkür ediyorum. Mesela 2020 yılında Mayıs ve Nisan aylarında 217 kişiyle görüşülerek aile içi ilişkiler incelendi. Burada aile üyelerinin birbirlerini desteklemeye, birbirleriyle ilgilenmeye, birbirleriyle uyumlu olmaya önem verdikleri ortaya çıkmış bu süreçte bir araya geldiklerinde. Yine 2020 yılı Nisan ayında Türkiye Gençlik STK'ları platformunun yaptığı bir araştırma var. Bu araştırmaya göre 2437 gençle yapılmış bu çalışma. 15-30 yaş aralığında gençlerin çoğu aile ortamındaki iletişimin artmasıyla ilişkilerin iyi gittiğini ifade etmiş. Beraber aktivite yapmaya başladıklarını ve sosyal yönden aile ilişkilerin olumlu yönde geliştiğini tespit etmişler. Bu güzel bir gençler adına önemli bir gelişme olduğunu ifade etmek gerekir. Pandemi öncesine göre aile ilişkilerinin ne oranda değiştiğine bakarsak, oranlara bakarsak %63,5'inin değişmediğini,
%25.7'sinin iyileştiğini, %10.8'inde kötüleştiğini ifade etmişler. Aile sürekli beraber olduğumuz için daha iyi anlaştık diyenlerin oranı da %28.5 olarak gözükmekte. İşte beraber aktivite yapmaya başlayanlar %21.2, yüz yüze konuşmaya başlamanın oranı, yükselen oran %16.5 gibi bir oran ortaya çıkıyor. Beraber olduğumuz için kötüleşme var diyenler de %11. Bu rakamı da iyi değerlendirmek gerekiyor. Ve sürekli beraber olduğumuz için daha az konuşmaya başladık diyenlerin de %5.7 aile içindeki sorunlara işaret ediyor. Başka bir araştırmaya da değinmek istiyorum. İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma. Belki hocamız bunu bilecektir, biliyordur muhtemelen. İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Mayıs 2020'de yapılan COVID-19 dönemi değişen tutum ve davranışlar. Bütün bazı konularla ilgili bir gerçekleştirilmiş. 12 ilde 18-74 yaş arası bireylerde internet üzerinden telefonla görüşerek 240 kişiyle bir görüşme yapmışlar. Toplam 346 kişiyle. Orada çıkan sonuçlarda aile ev yaşam alanı sıklığıyla halede yaşanan tartışma miktarı ve şiddeti, bireyler arası küskünlük, ayrılma, boşanma eğilimi, beslenme sisteminde değişim ve bilinçli beslenme eğiliminin azalması, birey verimliliğinin düşmesi ve stres seviyesinin artması arasında pozitif ilişkilere rastlanmış. Başka araştırmadan da bahsetmek istiyorum. Bu nitel bir araştırma. Ebeveynlerin pandemi sürecinde aile yaşamına ilişkin görüşleri araştırılmış. 19 anne, 7 baba olmak üzere toplam 26 ebeveyni çevrim içi formlar üzerinden görüşülmüş. Burada COVID-19 sürecinde anne baba ve çocukların yaşantılarında olumlu değişimler gözlenmiş. Aile üyelerinin beraber yaptıkları aktivitelerin çeşitlendiği, çocukların oynadığı oyunların arttığı görülmüş. Baba çocuk iletişim sürelerinin fazlalaştığı vurgulanmış ki burada babanın çocuk yetişmesinde, çocuğun eğitiminde, çocuğun yetişmesi noktasındaki öneminin tekrar hatırlatmak gerekiyor. Güzel bir gelişme olarak ele almak lazım. Ama annelerin bu süreçte eş ve çocuk kaynaklı stres düzeylerinde yükseldiği görülmüş bu araştırmada. Bu da üstünde çalışılması gereken konulardan birisi. Çünkü kadın artık hem ilerideki araştırmalarda da söyleyeceğim çıktılarda da artık hem evden çalışan bir anne hem ev içi sorumlulukları artan bir anne olduğu için stres düzeyinin arttığı gözlenmekte. Başka bir araştırmaya da değinmek istiyorum. Türkiye'nin 39 şehrinden 4-12 yaş arası çocuğu olan 323 ebeveynle pandemi sürecinde aile yaşantılarını değerlendirmeleri istenmiş Haziran 2020 tarihli bir araştırma. Eşlerin yarısından biraz fazlası kısıtlama sürecinde eşiyle ilişkilerinde mutlu olduğunu bahsetmiş. Beşte biri ise mutsuzluğunu ifade etmiş. Salgın sürecinde eşiyle tartışma yaşayanların oranı %53. Sorumluluk takibinde eşinden destek almakta zorlananlar da %46. İşte aile içindeki iş bölümünde hala istediğimiz üzerine gelmediğimizi gösteren oranlardan birisi. Eşleriyle iyi geçinenlerin %71 olduğunu görüyoruz buradaki araştırmadan çıkan. Pek fazla sorun yaşamadım diyenlerin oranı da %76 olarak çıkmış. Her üç ebeveynden birinin çocuklarıyla ilişkilerinde sorun yaşadıklarını, bu sorunların ne olduğunu sorduğumuzda rutinlerin takibi, yani günlük sorumluluklarını yerine getirmekte, kurallara uymama noktasında tartışma yaşadıklarını ifade etmişler. UN Women'ın bir araştırması var. UN Women Türkiye liderliğinde COVID sürecinde bir araştırma yapıyor yine Nisan ayında 1500 kadınla birlikte. Burada COVID sürecinde ücretsiz izin alarak çalışma düzenini evden artan kadınların, evden yapan kadının erkekleri oranla daha fazla olduğu ortaya çıkmış. Kadınlar evden işlerini takip etmeyi tercih etmişler erkeklere göre. Ev bakım işlerinin kadınların yüklendiği görülmüş. Ve ev ve bakım işlerinin daha fazla paylaşıldığı görülmüş. Şimdi başka bir araştırma da Sayın Hocam, onlara doğru yaklaşıyoruz.
Evet, hızlıca tamamlıyorum. Son iki araştırmadan bahsetmek istiyorum. 1156 üniversiteli genç ile 2020 yılı Mayıs ayında internet anketi üzerinden bir araştırma yapılmış. Üsküdar Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi hocalarımızı bilirler. Onun üzerinden bir araştırma. Bana çok ilginç geldi. Buradan paylaşmak istiyorum. Burada yine ailenin önemi sorulmuş gençlere. %96.8'i aileye önem verdiklerini ifade etmişler. 1156 genç içinde. Bu önemli bir veri. Bu gençlerin 1/3'ü pandemi sürecinde ailedeki iletişimlerin artışlarının %66.3 olduğunu göstermiş. Aile içi sorunlarla daha çok nelerle karşılaştıkları sorusunda da telefonum açık kalmış, çağırdım gerek sessize aldım. Aile üyelerinin birbirine eleştirilmesi sorunuyla, birbirlerini çok eleştiren bir aile yapısı içinde olduklarını bahsetmişler. Tartışmaların olduğunu, fiziksel şiddet içermeyen tartışmalar olduklarını ifade etmişler. Bunlar daha çok ev içi sorumluluklarla ilgili olmuş. Arkadaş ve akrabalarıyla ilgili tartışmalar olmuş. Bu çalışmalar çok önemli. Yani biz aslında bütün bu şeyleri, araştırmaları okuduğum zaman geldiğim noktada aile yapısının sanırım bu kadar yeterli, daha fazla değinmeyeceğim. Özetlemek gerekirse tüm bu araştırmaların COVID sürecindeki bize çıktısı artık kendini yaşayan, iletişimin arttığı bir dönemde COVID ile birlikte aile içindeki sorunların bize aslında bir yansımasını, yani bize bir fotoğraf ortaya koydu. Belki COVID olmasaydı bu kadar çok araştırma yapılmayacaktı aile içindeki iletişimleri. Hem COVID sürecindeki aileyi etkisine baktık ama ailenin içindeki var olan yeni sorunları da daha derinlemesine gördük. Ama ben bu şeylerin ikinci dönem dediğimiz bu dönem COVID sürecindeki ailelerdeki sıkıntıyı tekrar araştırması gerektiğini düşünüyorum. Ben çok rastlayamadım. Belki atlamış olabilirim. Hocalarım bahsedecektir muhakkak. Evet. Aslında herhalde bir hayır vardır bakışıyla. Evet, var olan sorunları tespit ettik. Ama COVID hem iyi, hem olumlu hem olumsuz etkileri olmuş. Kendi yaşantımdan da biliyorum. Benim kızım da akademisyen. Akademisyenler bu arada çok etkilenmiş. Kadın akademisyenler özellikle. Evden çalışmaya başlamışlar. Ve evden başladıkça çalıştığı için daha az makale, daha az araştırma yapar hale gelmişler. Kadınların biraz daha farklı etkilendiğini görüyoruz. Ama çocukların ebeveynleriyle, anneleriyle, babalarıyla daha uzun vakit geçirme fırsatları bulmuşlar. Özellikle çalışan annelerin çocukları bu konuda mutlular. Ama sorunları olan ailelerde sorunların daha da büyüdüğü ortada, çocuklarım onlara değineceklerdir. Ben tekrar aileyle ilgili ailenin bu dönemde 21. yüzyılın döneminde sorunlarının tekrar çok daha iyi üniversiteler düzeyinde, sivil toplum örgütler üzerinde araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Tabii aile konusu, özellikle ailede kadının konusu ne yazık ki siyasetin istismarı altında. Özellikle kadına yönelik şiddet meselesinde ne yazık ki iktidarı karalamak, aşağılamak, işte o daha olumsuz noktaya sokmak konusunda bir duruş sergiliyoruz. Halbuki bu bizim toplumsal bir sorunumuz. Ülkemizin sorunu, her birimizin sorunu, 83 milyonun sorunu ve gelecek nesillerimizin sorunu. Ortak bir sorunumuz, ortak bir sorunda siyasi iradenin daha objektif, amasız, fakatsız, lakinsiz, çözüm odaklı yaklaşması gerekirken ne yazık ki bu durumun böyle ele alınmadığını görüyoruz. Ve beraberinde çözüm getirmediğini de görüyoruz. Yani kadınlarımızın hayrına da olmuyor. Her ne kadar iyi kanun düzenlemeler de yapsak,
düzen farkındalık çalışmaları yapsak, sivil toplum örgütleri akademisyenlerde çalışsa çözüm üretemiyoruz. Buradan bunun altını çizmek istiyorum. Şiddet hepimizin sorunu. Bugün, yarın ve sonraki bu şiddet bugün kadına, yarın erkeğe, doğaya, bütün canlıya ve nitekim de işte futbolda şiddeti, doktora yönelik şiddet diyerek türevleri de çoğalmakta. Bu anlamda bir topyekün, bütüncül bir bakış açısıyla çözüm odaklı ele almalıyız. Bunu her yönüyle değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Böyle bir programda bu beni ettiğiniz için, düşüncelerimi aktarmaya fırsat verdiğiniz için inşallah hayırlara vesile olsun diyorum. Bir görüşmem olduğu için biraz erken ayrılacağım. Sanırım biraz daha vaktim var. 5-10 dakika daha hocalarımı dinlerim. Dinleyebildiğim kadar dinleyeceğim. Biraz erken alacağım. Soru ve cevaplar gelecek. Ben sonrasında kişiler iletişim adreslerini yazarlarsa sonrasında cevaplayacağım. Evet. Bunu da çiziyorum. Çok özür diliyorum erken ayrılacağım için. Tekrar çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Sayın Vekilim. Çalışmaları, bilimsel çalışmaları, rakamsal değerleri, istatistikleri bizlerle değerli bilgileri paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Şimdi diğer konuşmacımız, panelistimiz Profesör Doktor Sayın Veysel Bozkurt Bey yayında. Panelimize devam ediyoruz. Buyursunlar Sayın Hocam, dinliyoruz. Öncelikle organizasyonu yapanlara, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum davet için. Koronavirüs salgını insanlığı hiç beklemediği anda, beklemediği bir şekilde vurdu ve bütün dünyayı etkisi altına aldı. Biz de biliyorsunuz Mart ayından itibaren bu salgının etkisi altındayız ve bu süreçte ben 3 farklı araştırma yaptım. Birisi Nisan ayında 5300 kişiyle, diğeri Eylül'de, daha sonra Kasım'da bir başka araştırma yaptım. Tabii bunların hepsini sunma imkanım yok. Zamanımız ölçüsünde bu araştırmaların kadın ve aile bağlamındaki sorularını kısaca değerlendirmek istiyorum. Şimdi nasıl ilerleyeceğimi öğrenmem lazım. İlk defa bu slide kullanacağım. Evet, hocam slide butonunu aşağıya doğru. Devam edin. Slide'ınız açık. Devam edin. Buyurun. Devam ediyoruz. Ne görüyorsunuz sanırım? Evet, görüyorum. Çok zaman kısıtlı olduğu için biraz hızlı geçeceğim ve bütün konulara detaylı değinemeyeceğim ama sorulursa söyleyebilirim. İlk anket üzerinde duracağım. 5338 kişiyle yapılan bir anketti. Karantina döneminde yapılan bir anket. Uygun örnekleme yöntemiyle yapılmış bir çalışma. Tabii bu anket toplumun genelini temsilden ziyade toplumdaki kentli, yüksek öğrenimli, orta ve orta üst gelir grubuna sahip kitlenin eğilimlerini temsil eden bir anket. İlk sorumuz şuydu, aile bağlarınız ne ölçüde güçlendi? Anketi cevaplayanların %55'i Nisan ayı içerisinde aile bağlarının güçlendiğini söylüyordu. Bu ilk anda bir pozitif çıktı olarak karşımıza duruyor. Aile bağlarımın güçlendiğine katılmayan %12, %7, yaklaşık %20'lik bir kesim söz konusuydu. %25'te kararsızım diyordu. Ancak bir başka grup vardı ki o da aile içi iletişim sorunları arttı diyen %17'lik bir kesim vardı. Asıl sorun sanırım burada kendini gösteriyor. Peki kimler aile içi bağlarım arttı, güçlendi? Kimler aile içi iletişim sorunlarım arttı diyordu. Şimdi baktığınız zaman aile bağları güçlendi diyenler genelde kadınlar olduğunu, ev kadınları olduğunu görüyoruz. Ama aynı zamanda iletişim sorunlarımız arttı diyenler de yine kadınlardı bu araştırmada. Peki yaşa göre karşılaştırdığımızda dikkat ederseniz aile içi bağlarım güçlendi diyen en az 24 yaş altı gençlerdi. Gençler bu dönemde çok etkilendiler. Pandemi birçok kişiyi vurdu. Dünyanın genelinde yoksulları vurdu, online çalışamayanları vurdu,
yeterli birikim olmayanları vurdu, kadınları vurdu. Çünkü iş yükleri arttı, sorumlulukları arttı ama aynı zamanda da gençleri vurdu. Dolayısıyla dikkat ederseniz yan tarafta 24 yaş ve altında aile içi iletişim sorunları arttı diyenler en çok 24 yaş altı gençlerdi. Genç demek enerji demek. Siz bu genci, bu delikanlıyı bir mekana kapatıyorsunuz, hareket etmeyeceksiniz, dışarı çıkmayacaksınız, mesafeyi koruyacaksınız diyorsunuz. Çevresinden, arkadaşlarından ayrı, ailesinin yanına yerleştiriyorsunuz. Bu ciddi anlamda gençlerde bir sorun yarattı ve bu aile içerisinde nitekim gençlerin iletişim sorunlarının daha çok arttığını söylediklerini görüyoruz. Genelde ev hanımları bu şeyden mesleklere göre baktığımızda aile bağları güçlendi diyenlerin sol taraftaki ilk kırmızı olan ev hanımları olduğunu görüyoruz. Ama burada öğrenciler dikkat ederseniz sağ tarafta da iletişim sorunlarım arttı diyen grup içerisinde yer alıyordu. Yine dikkat ederseniz en büyük sorun sağ tarafta yeşil olan en düşük gelirli grupların aile içi iletişim sorunlarımız çok arttı dediğini görüyoruz. Aile bağlarım güçlendi diyenler de en az bu yoksul grup içerisinde olduğunu görüyoruz. Çünkü gelir düzeyi düşük grupların geçim kaygıları beraberinde aileye, aile içi iletişim problemlerine yansıdığını görüyoruz. En azından bu 5300 kişilik data bize ekonomik faktörlerin aile bağları ve iletişim sorunlarında önemli bir indikatör olduğunu ortaya koyuyor. Genel olarak insanlara güvenenler aile bağlarım güçlendi derken, genel olarak insanlara güvenileri bulmayanlar bireysel psikolojik faktörlerin aile içi iletişime olumsuz yansıdığını görüyoruz eğer güven düşükse toplumda. Tabii iş kaygısı ve işsizlik bu dönemde bütün dünyanın en önemli problemlerinden birisiydi. Çünkü insanlar dışarı çıkamaz, işlerini yapamaz oldu. Elbette online çalışan bizim gibi öğretim üyeleri, kamu görevlileri bu işten çok olumsuz etkilenmediler. Hatta akademik anlamda belki erkeklerin verimlilikleri arttı. Mesela benim verimliliğim arttı ama Sayın Vekilimiz az önce kızının öğretim üyesi olduğunu söyledi. Hakikaten de dünya genelinde yapılan araştırmalar kadın araştırmacıların, kadın öğretim üyelerinin üretkenliklerinin düştüğünü, makale yazımlarının gerilediğini görüyoruz. Çünkü birden fazla rolü üstlenme zorunda kaldılar. İşte bakıcılarını kaybettiler, temizlikçilerini kaybettiler, dışarıdan yemek imkanlarını kaybettiler. Özellikle de kalabalık aile içerisinde kadınların çok daha mutsuz olduklarını, sorumluluklarının çok daha fazla arttığını görüyoruz. Özellikle bu çalışan kadınlar için kendisini gösteriyor. Burada da dikkat ederseniz genellikle işsizlik kaygısı yüksek olanlarda aile içi iletişim sorunları artarken iş kaygım yok diyenlerde aile içi iletişim sorunlarının görece daha düşük olduğunu görüyoruz. Aç kalma korkusu yaşıyorum ya da aile içi geçimini temin konusunda sıkıntı yaşadığını söyleyenlerin aile içi iletişim problemlerinin arttığını ortaya koyuyor data. Acaba insanların dini bağlılıklarının aile içi iletişim problemlerinde ve aile bağlarının güçlenmesinde rolü var mı diye sorarsanız, dünyada da pandemi öncesinde yapılan insanlar, mütedeyyin dini yükümlülüklerini yerine getiren insanların aile bağlarının daha güçlü olduğunu görüyoruz. Nitekim pandemi döneminde de pandemi sürecinde aile bağları güçlendi diyenler, dini yükümlülüklerimi yerine getiriyorum diyen insanlar olmasına karşılık, kuşkucuyum ya da inanmıyorum diyen insanlar en düşük ortalamalara sahip olduğunu görüyoruz. Aile içi iletişim sorunları konusunda da dini yükümlülüklerini yerine getirdiğini söyleyen kitle en düşük iletişim sorunu yaşadığını ortaya koyuyor. Bu pandemi öncesindeki çalışmalarla da tutarlılık içerisinde olduğunu görüyoruz. Pandemi özgü bir durum değil. Ama ekonomik birikim, yani insanlar eğer ekonomik birikimleri yoksa data bize aile içi iletişim sorunlarının büyük ölçüde arttığını ortaya koyuyor. Özellikle de bu işsiz kitle için kendisini gösteriyor. Yine bunun dışında ben tabii ekrandan şeyi okumakta zorluk çekiyorum. Salgın sonrasına ilişkin olumlu beklentiler
Evet, salgın sonrasına dair eğer olumlu beklentiler varsa, şeyler, harfler çok küçük olduğu için gözlüğüm yetmiyor artık. Olumlu beklentiler varsa aile bağları güçlenirken, olumsuz beklentiler varsa aile bağlarının zayıfladığına ilişkin bir şey söz konusu. Yine yapılan işte eğer verimlilik artmışsa aile bağları güçlendi deniyor. Az önce bahsettiğim ekonomik faktörlerle yakından ilişkili. İnsanlar ekonomik kaygı içindeyken aileye, aile ilişkilerine de maalesef bunun olumsuz yansıdığını görüyoruz. İletişim sorunu şeklinde karşımıza çıkıyor. Tabii toplu taşımayla seyahat eden yakınları varsa aile içi iletişim sorunlarına bunun yansıdığını görüyoruz. Bunun sebebi toplumsal taşıma değil elbette. Az önce bahsettiğimiz sosyoekonomik faktörler. Yine farklı sorularla bu ekonomik kaygıyı ölçmek için bunu test etmeye çalıştık. Temel ihtiyaçlarını karşılayamama kaygısı varsa insanların aile bağları zayıfladı derken, yeterince güçlenmedi derken kaygısı olanların iletişim sorunlarının arttığını görüyoruz. İşleri insanların evden çalışmaya uygunsa iletişim sorunlarının daha da gerilediğine tanık oluyoruz. Burada kritik bir şey, insanların devlete güvenleri ne kadar güçlüyse lineer bir şekilde arttığını görüyoruz. Aile bağlarım o ölçüde güçlendi diyor. Devlete güven zayıfladıkça da aile içi iletişim sorunlarım arttı diyor. Bunların tabii her biri ayrı ayrı uzun uzun tartışılması gereken kurallar. Peki acaba kadınların bu kurallara uyum konusunda kadınlar ve erkekler arasında fark var mı diye baktığımızda, bu daha sonra Eylül'de yaptığımız araştırmanın sonuçları bu da. Evet, kadınlar kurallara uyum konusunda erkeklere göre daha hassas olduğunu görüyoruz. Hem maske hem de mesafe kuralında kadınların çok daha titiz, çok daha erkeklere göre hassas olduklarını görüyoruz. Bunun dışında sürekli virüs kapma korkusu yaşıyorum. Ama baktığımız zaman evet, kadınlar arasında sürekli virüs kapma korkusunun daha yüksek olduğunu görüyoruz. Erkeklerle mukayese ettiğimiz zaman. Bunun yanı sıra yalnızlık duygum arttı sorusuna verilen cevaplarda kadınların görece erkeklere göre daha kırılgan olduklarını, strese görece erkeklere göre biraz daha az dayanıklı olduklarını ve dolayısıyla bu tarz psikososyal faktörlerden erkeklere göre daha fazla etkilendiklerini görüyoruz. Nitekim dikkat ederseniz de alttaki kadınları gösteriyor. %35 var. Sevdiklerimi kaybetme korkusu yaşıyorum diyenler kadınların arasında erkeklerden daha fazla olduğunu tanık oluyoruz. Benzer şekilde varoluş kaygılarının, yani ölüm, mikrop atma ve sevdiklerini kaybetme korkusu ortalamasının kadınlarda erkeklerden yine aynı şekilde daha fazla olduğunu görüyoruz. Yine kadınların bu salgın sonrasında daha fazla bitkinlik, yorgunluk hissettiklerine dair sonuçların varlığına tanık oluyoruz. Evet, bütün buradan giderek ne söyleyebiliriz? Özellikle söyleyeceğimiz şey, gençler aile içi iletişim sorunlarında ciddi anlamda sorunlar yaşadığını gösteriyor incelediğimiz, yaptığımız araştırmalar. Bunun yanı sıra işsizler, yoksullar, aile yaşadıkları sosyoekonomik sorunların aile içi iletişim sorunlarına yansıdığını, aile arasındaki dayanışmayı olumsuz etkilediğini görüyoruz. Hatta pandeminin ilk dönemlerinde özellikle üst gelir grupları, orta ve orta üst gelir gruplarındakiler işlerden o güne kadar ailesine zaman ayırma sıkıntısı yaşayanlar, karantina dönemlerinde ailesine zaman ayırdıkları, birlikte vakit geçirdikleri için mutlu olduğunu söyleyenler, aile bağlarının güçlendiğini söyleyenler de var. Ama toplumun her kesiminde bu karantinanın etkisi ya da bu salgının etkisi aynı olmuyor. Alt gelir gruplarında bu tam tersini işleyen bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Burada devlete güven önemli bir unsur. Buradan ne sonuç çıkartabiliriz? Buradan çıkartacağımız en önemli sonuçlardan birisi devletin koruyucu elini toplumun üzerinde hissettirmesi
ailenin korunmasında da, toplumun kendini güvende hissetmesinde de, bu salgınla, salgının getirdiği sorunlarla başa çıkmasında da son derece önemli bir faktör olduğunu görüyoruz. Evet, maske ve mesafe ve bir takım pandemi kurallarına uyum konusunda da kadınların erkeklere göre daha duyarlı olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla burada kadınların hassasiyetleri pandemi kurallarının uygulanmasında erkeklere göre daha büyük bir destek sağlıyor bu süreci yönetenlere. Şimdi şeyi karşılaştırdığımızda, bu çalışmayı Nisan, Eylül ve Kasım'da 3 farklı şekilde yaptığımızı söylemiştim. Şimdi mesela Nisan'daki çalışmayla Eylül'deki çalışmayı karşılaştırdığımızda virüs kapma korkusunun %41'den %46'ya çıktığını görüyoruz. Ölüm korkusunun Nisan'da %29'dan Eylül'de 31'e çıktığını görüyoruz. Sevdiklerini kaybetme korkusunun 63'ten 68'e çıktığını görüyoruz. Ama bunu kadın ve erkek diye karşılaştırdığımızda bu oranlardaki asıl büyük artışın kadınlarda kendisini gösterdiğini görüyoruz. Yani biraz toplarsam bu söylediklerimi, kadınların bu dönem içerisinde yaşam memnuniyetlerinde ciddi anlamda bir gerilemenin olduğunu görüyoruz. Nisan'la sonrası arasında. Bunun yanı sıra kadınların varoluş kaygılarında çok daha büyük bir artışın ortaya çıktığını, çünkü insanlar yoruldu, bıktı, tükendi. Her an virüs kapabilirim, sevdiğimi kaybedebilirim, sevdiklerim ölebilir gibi korkular yüzünden bir süre sonra artık iyice yorgunluk aşamasına geldiğini görüyoruz. Bu arada belki iş yükündeki artışı tekrar akılda tutmamızda fayda var. Şimdi bu pandemi çıktıktan sonra en büyük sorunlardan birisi aile içi iletişimdi. İlk Wuhan'da kendini gösterdi. Wuhan'da ortaya çıkan bu pandeminin hemen sonrasında aile içi şiddetin yoğun bir şekilde Wuhan'da arttığını görüyoruz. Sayın Vekilimiz de az önce söyledi. Daha önce öncesinde bir takım birikmiş problemi olan insanlar pandemiyle beraber uzun süre bir arada vakit geçirmek zorunda kaldılar. Uzun süre bir arada vakit geçirmek zorunda kaldığınızda daha önce birikmiş problemleri olanlar için ya da az önce bahsettiğimiz gibi sosyoekonomik problemleri olanlar oradaki gerilimi aileye yansıttıklarını ve aile içi şiddetin dünya genelinde yoğun bir şekilde arttığını görüyoruz. Şimdi benim yaptığım bu çalışmada çevrenizde şiddet arttı mı diye sorduğumda anketi cevaplayanların bir bölümü, büyük bir bölümü çevrelerinde şiddet arttığını söylüyor. Ama çelişkili bir şekilde size yönelik şiddet arttı mı diye sorduğumda buradaki artış aynı ölçüde değil. Bunu belki ayrı bir bağlamda konuşmamız, düşünmemiz lazım. Yani, bu arada dünya genelinde süren bitiyor mu? Yok hocam, sona yaklaşıyoruz. Yani 5-6 dakika kadar süremiz var henüz. Uzatıyorum zaten çok hızlı bir şekilde. Yani uzatılabilir bütün bu şeyler. Yok, süremiz var. Peki. Dolayısıyla burada tabii dünya genelinde de yapılan çalışmalara baktığımız zaman genel olarak kadınların erkeklerden çok daha fazla olumsuz etkilediğini görüyoruz. Yani işsizlik oranlarının daha yüksek olduğunu görüyoruz. İlk işlerini kaybedenlerin çalışan kadınlar olduğunu görüyoruz. Aile içi, iş yükü, stres, şiddete maruz kalma gibi sorunların kadınlar arasında çok daha fazla gerilediğine tanık oluyoruz. Dolayısıyla pandemi toplumun bütün dünyayı etkiledi, bir defa bunu bilelim. Toplumun her kesimini etkiledi. Zengini de etkiledi, yoksulu da etkiledi. Ama kırılgan grupları, bunlara kadınlar, gençler, en yoksullar dahil çok daha fazla etkiledi. Dolayısıyla bizim, belki devletin burada bütün bu kırılgan gruplara, kadınlara, yoksullara, gençlere yönelik politikalar izlemesi, belki bunları ayrı ayrı çalışma gruplarıyla yürütmesi, onları anlayacak çalışmalar yapması, beklentilerini ölçmesi, bu süreçten nasıl etkilendiğini ortaya koyması, belki onların morallerini yükseltecek bir takım kampanyalar, programlar vesaireler yapması, kendilerini ifade edecek imkanları, kanalları inşa etmesi, bir diğer ifadeyle az önce söylediğim kavramı tekrar ifade edersem, devletin koruyucu elini, ailenin, kadının,
yoksulun gençlerin üzerinde hissettirmesi onunla baş etmemizi kolaylaştıracaktır. Ben burada bitireyim. Arzu edilirse her bir maddeyi ayrı ayrı uzun konuşabiliriz. Teşekkür ederim. Panelin son kısmında soru cevaplar kısmı olacak hocam. Orada da mutlaka sizinle ilgili, konuyla ilgili ilginç şeyler var, açıklamalar var. Bunlarla ilgili soru cevaplar olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Kıymetli katkılarınızdan dolayı. Şimdi üçüncü ve son konuşmacımız Sayın Hülya Terzioğlu, doçent doktor Sayın Hülya Terzioğlu'na söz vermek istiyorum. Hülya Hocam buyurun, değerli görüşlerinizi sizinleyiz, dinliyoruz, buyurun. Çok özür dilerim, Hülya Hocam başlamadan ayrılıyorum. Hülya Hocam YouTube'dan izlemeye çalışacağım, görüşme yapacağım yere giderken. Çok teşekkür ederim. Tekrar hayırlı ve hayırlara vesile olmasını diliyorum hocam. Çalışmanız için de teşekkür ediyorum. Hülya Hocama da. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Kıymetli zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Buyurun hocam. Hülya Hocam, buyurun, sizi dinliyoruz. Ekranda donma var zannediyorum. Hülya Hocam'ın konuşmaları için biraz... Hocam, geliyor mu sesim? Buyurun. Hülya Hoca'nın sesi kapalı mı? Yok, sesi açık fakat hocam bir teknik sıkıntı var zannediyorum. Karşı taraflarında. Sesini açmasını söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, seste dolma var sadece. Hülya Hocam, ses bu tarafa gelmedi. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Eğer Hülya Hoca bağlanmakta zor. Sizinle ilgili birkaç, Hülya Hocam teknik sıkıntısı halledilene kadar sizinle ilgili birkaç soruyu sunabilirim. Evet, onu yapabilirim. Buyurun. Evet hocam. Şimdi bu çekirdek aileden, büyük aileden çekirdek aileye geçiş süreciyle ilgili bazı sorular var. Acaba boşanmanın sebeplerinin bunlarla ilişkili olup olamayacağı ile ilgili bir soru var. Bunu sizden, sizin şahsi kendi değerlendirmenizi de, dinlemek istiyoruz. Tabii. Şimdi geleneksel aile ya da geniş aile dediğimiz aile daha çok tarım toplumunun aile biçimidir. Yani toprağın bir sahibi vardır, ata. Ve o atanın etrafında çocukları vardır ve herkes o toprak üzerinden geçimini sağlar. Evet hocam. Dolayısıyla büyük ölçüde o da aile biçimi. Toplumlar geleneksel toplumdan kentli, endüstriyel toplumlara doğru geçtikçe insanlar karınlarını doyurdukları yerlere hal göç ederler. Yanlarına da çekirdek ailelerini alarak, geniş aileyi alarak değil. O yüzden aslında... sorunun ana kaynağı burada, eğer mücadelenin ateşini sunuyorsanız, bu bir çekirdek aile geçiş değildir. Tamam, geleneksel aile içerisinde insanların başka iş yapma alternatifleri olmadığı için zorunluluktan dolayı mutsuz evliliklere katlanıyor. Çekirdek ailede buna belki tahammül etmiyor ve bunun yerine boşanmayı tercih ediyor olabilirler. Bu biraz ekonomik bağımsızlığın getirdiği imkanlarla. Ancak buradaki asıl sorun, geleneksel aileden çekirdek aileye geçmek yerine bu sosyoekonomik değişimin, kentleşmenin, bireyselleşmenin, ekonomik bağımsızlığın
Evet hocam. Beraberinde getirdiği bir de geç kapitalizmin hedonist bir kültürü var. Azıcık bir kültürü var. Bu kültür bize şunu söylüyor. Tükettiğin kadar varsın. Anın tadını çıkart. Hayatın temel şeyi, temel amacı haz almak. Dolayısıyla haz bittiği anda bu kez o insan başka arayışlara yönelebiliyor. Bütün bunlar, yani geç kapitalizme bu bahsettiğim hedonistik haz kültürü, kentleşme, sanayileşme, bireyselleşme, bu boşanmaları artıran bir unsur. Bu bize özgü bir şey de değil. Bu aşamaya geçen her toplum sosyoekonomik bakımdan boşanma oranlarının bir şekilde arttığına tanık oluyoruz. Ve bu sosyolojik değişimlerin ortaya çıktığına tanık oluyoruz. Asıl sebeplerin bunlar olduğunu düşünüyorum. Evet hocam, rollerle ilgili karmaşalar da yaşanıyor olmalı. Geniş aile ve geleneksel aileden çekirdek aileye geçişte rol karmaşasının yaşandığını düşünüyoruz. Evet. Hocam şimdi Hülya Hanım bağlantıya geçti. Hülya Hocam. Hocam sesini kapatırsak. Veysel Hocam sizin sesinizi kapatabilirsek. Hülya Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi duyabiliyor evet. musunuz sesi? Hafif donmalar var. Duyuyoruz hocam. Buyursunlar. Söz sizde. Buyurun hocam. Ben de kapatıyorum daha rahat. Hoş bulduk. Yerine. Teşekkür ediyorum. Umarım sıkıntısız bir şekilde iletişim. Neden? Hülya'cığım sesi gelmiyor. Evet. Hülya Hanım telefondan bağlanmayı denesek. Buradan zannediyorum şeyle ilgili, teknik bir sıkıntıyla ilgili. Telefonla bağlanmayı denersek. İnternet altyapısından da kaynaklanabilir. Olabilir hocam. O süreç içerisinde Veysel Hocam yine size bir soru daha var. Onu sormak istiyorum. Bu bayanların etkilenim oranları ile ilgili, yani istatistiklerde bayanların hijyenle ilgili ya da salgınla ilgili etkilenme oranlarından bize biraz bahseder misiniz? Şimdi yani beyefendiler ve bayanlar arasında aileyi korumaya yönelik bir durum mu olabilir? Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Şimdi kadınların farklı açılardan, diyelim ki maske mesafe kuralları ile ilgili tutumları erkeklere göre çok farklı. Yaşam memnuniyetlerinde ciddi anlamda farklılaşmalar var bu dönem içerisinde ve bir de kaygılarında ciddi anlamda farklılaşmalar var. Şimdi birincisi, kadınlar erkeklere göre daha strese daha az dayanıklılar ve daha kırılganlar. Yani bu cinsiyet ayrımcılığı yapmak için söylemiyorum bunu. En azından mevcut literatür ya da benim elimdeki data bunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu süreç içerisinde baktığımızda gerçekten kadınlar arasında bu kaygının çok daha fazla yüksek olduğunu görüyoruz. Bu yapı olarak farklılıklarından da kaynaklanabilir. Elbette sizin bahsettiğiniz gibi kültürel ögeler, aileye bağlılık, aileyi bir arada tutması,
daha duyarlı, daha empati yetenekleri yüksek, sevdiklerini kaybetmekten daha çok korkuyor. Dolayısıyla bütün bu kadın olmalarından gelen, erkeklerde çok da fazla görmediğimiz o duyarlılıklarından da kaynaklanıyor olabilir. Mesela pandemi kurallarına uyum konusunda yaptığımız çalışmada gördüğüm şey şuydu. Genel olarak risk alma eğilimi yüksek gruplar, örneğin bana bir şey olmaz diyenler, erkekler, en düşük gelir grupları, daima risk almaya daha yatkındırlar. Orta sınıflara ve diğerlerine göre. Evet hocam. Maske ve mesafe ve pandemi kurallarına daha az uyduklarını görüyoruz. Ama kadınları mesela maske ve gençler de maske ve mesafe kurallarına daha az uyuyorlar diğer yaş gruplarına göre. Ama risk alma eğilimi daha düşük olan, ki kadınlar bunlardan birisi, görece daha az risk almaya eğilimliler, daha sağlamcı, daha temkinliler. Bu kurallara daha çok uymaktan yana, bu kurallara. Bu tabii herkes için geçerli değil, bütün kadınlar için geçerli değil. Genel eğilimler itibariyle söylüyorum. Bize binlerce datanın söylediği ortalamalardan giderek bunu ifade ediyorum. Dolayısıyla aralarında bu anlamda kırılganlıklar konusunda kadınların daha hassas, daha çok etkilendiğini ve bu anlamda daha büyük sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Evet hocam. Şöyle bir soru da var. Medyanın konuyla ilgili sorumluluk durumundaki yayınları ya da sorumsuz yayınları, bununla ilgili sorular var. Bu konuda da madem hocam medya sosyolojisine de biraz girmiş olalım. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Medyadaki uyarı yayınları, kamu spotları hani korkutucu mu, yoksa biraz daha burayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii medyadaki yayınlar, medyanın sorumluluğunu belki ikiye ayırmak lazım. Geleneksel medya, sosyal medya şeklinde. Sosyal medya tam bir jungle. Her şey var içerisinde. Yani aklınıza gelebilecek her türlü şey ve korkunç bir dezenformasyon var, korkunç bir var, yanlış haber var ve bunların içerisinde insan yolunu kaybedebilir ve boğulabilir. Yani sosyal medya bu konuda inanılmaz. Ama aynı zamanda çok kıymetli bilgiler de var, çok kıymetli enformasyonlar da var ve bu kişinin biraz kendisine dayanıyor. Geleneksel medya dediğimiz şey ise orada da en azından Türkiye bağlamında belli ölçüde bu haberlerle ilgili belli ölçüde sorumlu davranan, gereğini yerine getirenler oldu. Ama bu infodemiye, yanlış habere alet olanlar da oldu bu süreç içerisinde. Hülya hocamız geldi. Ben Süreyya'yı ısmar etmeyeyim, hocamıza sözü bırakıyorum. Tamam hocam. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Hülya hocam hoş geldiniz. Gecikmeli de olsa sizi aramızda gördüğümüz için çok mutluyuz. Buyursunlar efendim. Buyursunlar. Teşekkür ediyorum. Seste görüntüde umarım sorun yoktur artık. Şu anda yok. Buyursunlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi az evvel ifade etmiştim. Tırnak içinde bir demode kavram bugün mahremiyet. Çünkü var olmanın görünür olmaya, görünür olmanın da kıymetli olmaya endekslendiği bir yüzyılda yaşıyoruz. İmaj çağında yaşıyoruz. Bilinme çağında, takip edilme, ağ kültürü deniliyor ya. Yani bugün sosyal bilimcilerin de kullandığı ağ toplumu, ikinci modern, geç modern, radikal modern gibi isimlerle anılan bir çağda mahremiyeti konuşmak hakikaten dikkat çekici, tırnak içinde belki biraz da paradoksal bir şey. Ancak mahremiyet o kadar insana yakışan, o kadar insani bir temelde anlaşılması gereken bir kavram ki, kadim bir kavram, kurucu bir kavram. Aslında bu kavramın sırrına vakıf olmak deyim yerindeyse, bu kavramın keyfiyetini anlamak, insanın kendine dönmesi, kendini tanıması, kendini tanımlaması, öz değerini bilmesi ve ötekiyle hukukunu oluşturmasında da çok kıymetli. Bu yüzden asırlar da geçse, neler gelirse gelsin insanoğlunun başına, değil mi ki onun o kadim kültüründe kendini tanımladığı öz değeri varsa, dünyaya gelişinin bir gayesi varsa, o zaman hepsiyle mücadele edecek enerjiyi yine kendi içinde bulacaktır. Şimdi pandemi süreciyle ilgili sabahtan beri konuşmacılarımız, değerli konuşmacılarımız, hocalarımız, efendim değerli katılımcılar çok önemli tespitlerde bulundular. Zor bir süreçten geçtiğimizi söylediler ama dünya tarihine baktığımızda aslında
nice savaşlar görmüşüz, nice kıtlıklar yaşanmış, nice efendime söyleyeyim sel felaketleri, yangınlar, depremler görmüş insanlık, mağduriyetler yaşamış. Bugünkü tabii biraz da medyanın, dünyanın mobilize hayatının verdiği bir hareketlilikle, medyanın da bizi bilgilendirmesi sebebiyle dünyada neler olup bittiğini görüyor ve gözlüyoruz. Pandemi hakikaten bütün dünyayı sarmış durumda. Bu süreçte mahremiyet kelimesinin keyfiyetine yönelmenin hem bizim iç bütünlüğümüz ve kendimizi yeniden varoluşsal anlamda tanımlamamız adına çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hem de aile ilişkilerimizi tahkim etmek adına çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben konuşmamı ikiye böleceğim. Birinci bölümde mahremiyet kavramının, o içi boşaltılan mahremiyet kavramının keyfiyeti üzerinde duracağım. Sonrasında da ailede mahremiyetinin önemi üzerinde durmaya gayret edeceğim. Tabii referanslarım daha çok ilahiyatçıda olduğum için İslam terminolojisi üzerinden, İslam'ın anlaması, anlayışı, fehmi ve geleneği üzerinden olacaktır. Bir defa İslam dini ve aslında semavi dinlerin tamamı insanoğlunun dünyaya gelişini anlatırken, işte Adem Havva kısıyla beraber anlatırken bir kavramı öne çıkarıyor. Sev'e kavramı, Kur'an-ı Kerim'e söyleyecek olursak. Sev'e kavramı. Sev'e aslında ayıp yeri demektir. Yani ötekini fark etmeyle başlayan bir kendilik bilincini anlatmak için Adem'le Havva'nın cennetteki yaşantısına kadar bizi götüren bir kavramdır mahremiyet kavramı. Dolayısıyla hem kendini fark etmek hem ötekini fark etmek anlamında bir kavramla Allah Teala insanın varoluş hikayesini anlatıyor. Tabii insanın dünyaya geliş serencamını anlatırken de onun halife olduğunu söylüyor. Bunun cinsiyeti yok malumunuz. Halife ehliyet ile caridir. Cinsiyetle değil. Adem ve eşi her ikisi de Allah'ın halifesidir. Ve nasıl ki peygamberler ismet zırhıyla bürünmüşse makamı gereği, insanoğlu da hürmet zırhıyla bürünmüştür. Yani ihtiram zırhıyla bürünmüştür. Yani mahremiyet zırhıyla bürünmüştür. Bu şu anlama gelmektedir. Tabii biz konuyu daraltarak sadece utanma endeksli anlayabiliriz ki bu çok yanlıştır veya da eksiktir diyelim. Kaldı ki utanma üzerine bugün Batı'da da pek çok araştırmalar yapılıyor. Yani utanma bilinci, utanmanın keyfiyeti, utanmanın altındaki psikolojik süreçler, saikler, bunlar üzerinde de çok derin araştırmalar var ve aslında konumuzla doğrudan alakalı olan veriler de var. Biraz sonra onlardan da bahsedeceğim. Nasıl ki dedim peygamberlik ismet zırhını gerektiriyorsa, masumiyeti gerektiriyorsa, insan olmak da hürmet zırhını gerektiriyor. Şimdi mahremiyet kavramının kelime içeriklerine baktığımız zaman harem, haram, ihram, ihtiram, hürmet, muhterem gibi kavramlar da bu kavramdan türemiş kavramlar olarak görünüyor. Yani insanın azizliğini işaret ediyor. İnsanın kıymetine işaret ediyor. İnsanın hatırasının kıymetine işaret ediyor. Alo. Evet, hürmetini işaret ediyor. Netice itibariyle bütün semavi dinlerde de insanın azizliği, değerliliği, ihtiramı öne çıkarılmıştır. Hatta makasudu şeria denilen, dinin temel maksatları denilen 5 temel ilke vardır ki insanın canının, malının, neslinin, aklının ve dininin azizliği aslında dinin de temel ilkeleridir. Yani bakın bugün en aziz şey ne? Hepimiz için yeniden tanımlanmış canımızın azizliği değil mi? Yani bir canı kurtarmak için dahi dünya seferber olmak durumundadır. Çünkü o canın korunması diğer canın korunması anlamında da birbirini etkileyen bir süreçteyiz. Çünkü bir salgın yaşıyoruz. Herkesin canı öteki kadar kıymetli. Bu mesajı yeniden bize bu salgın öğretti. Dolayısıyla malımız kıymetli ve aziz. Aklımız kıymetli ve aziz. Neslimiz, ırzımız kıymetli ve aziz. Dinimiz kıymetli ve aziz. Bunların tamamını din bir manada sigorta altına almak, korumak, tahkim etmek ve geliştirmek için vaz edilmiş. Yani temelde iş insanın korunmasına, insanın tahkimine, güçlendirilmesine gidiyor. Yani öz saygısına gidiyor diyebiliriz. Tabii bunların, bu söylediğim değerlerin Hazreti Peygamber'in ifadesiyle ifade edecek olursak
Diyor ki peygamberimiz, bütün dinlerin, peygamberlerin daha doğrusu, peygamberlerden insanlığın duyduğu ilk şey, utanmıyorsan dilediğini yap sözüdür. Utanmıyorsan dilediğini yap sözüdür. Dolayısıyla insanoğlunun bu bir nimettir insanoğlunun. Çünkü kendilik bilinci demektir. Şimdi batıda yapılan bu sosyal bilimcilerin yaptığı bazı araştırmalara baktım da konuya vakıf olabilmek adına, sizlerle paylaşabilmek adına. Şunu gözledim. Mesela utanmak için utanılacak bir şey yapmaya gerek yoktur. Size karşı yapılan bir saygısızlık da sizin utanmanıza sebep olabilmektedir. Yani mesela tacize veya tecavüze uğrayan bir kadının utanması kendi yaptığı bir hatadan dolayı değildir. Onun öz saygısına, bedenine, canına, namusuna, bütün kişiliğine karşı bir saldırıya karşı utanma refleksidir. Dolayısıyla insanoğlu bu kadar azizdir ve bu kadar kendilik bilincindedir. Fakat bunların güçlendirilmesi noktasında yaşadığımız mağluliyetler var. Yani mahremiyet bilincinin maalesef dönüştürüldüğünü görüyoruz. Yeni bir kamusal an tanımlamasıyla dönüştürüldüğünü görüyoruz. Yani keyfiyeti bu kadar güçlü olan, dini ve gelenekte, dinde, gelenekte, örfte altyapısı bu kadar güçlü olan mahremiyet bilinci, yaşadığımız yüzyılda maalesef sosyal ağlar vesilesiyle yeni bir bireylerin yeni bir kamusal hayat alanı tanımlamaya evrildiği çağımızda epeyce zarar gördü. Yani bugün insanlar istedikleri kişileri ağına katarak, istedikleri kişileri dışarıya çıkararak yeni bir kamusal alan tanımlamasına adeta gittiler. Bu kamusal alan tanımlaması da başta kendi kişilik bölünmeleri olmak üzere ailelerinin zafiyete uğramasını, aile bağlarının zafiyete uğramasını getirdi. Ne demek istiyorum? Bugün bakın, boşanma sebepleri arasında veya boşanmaya götüren sebepler arasında, o saikler arasında aile mahremiyetinin payimal edilmesinin çok büyük etkisi olduğunu görüyoruz. Yani kadın veya erkek aile bağlarına sadakati, aile sırrına, efendime söyleyeyim, samimiyeti terk ettiği ölçüde ailesine zarar veriyor. Yani burada meseleyi kol kırılır, yen içinde kalır mantığıyla kadının yaşadığı sıkıntıyı veya erkeğin yaşadığı ızdırabı paylaşmaması anlamında tabii söylemiyorum. Ama bu ilişkinin dokusunda zaten mahremiyet ilişkisi var. Aslında kavramın ilk çağrışımları malumunuz cinsiyet, cinsellik ve karı kocalık ilişkisidir. Yani mahremiyetin ilk hatıra gelen kodlarında bunlar var. Aile bağlarının kodlarında bunlar var. Bunu tahkim etme yolunda aslında dinimizin çok güçlü referansları var. Dikkate almamız gereken, bir daha hatırlamamız gereken. Şimdi bizim inandığımız ilahımız rakip olan Allah'tır. Yani Allah her an kulunu gözetmektedir. Rahmet nazarıyla gözetmektedir. Bu bilinci, birinci derecede bu bilinci kaybediyoruz. Allah Teala diyor ki, üç kişi bir aradayken dördüncüsü Allah'tır. Beş kişi bir aradayken altıncısı Allah'tır. Siz neredeyseniz Allah oradadır. Bakın bu bilinç bizim kendi öz saygımız ve mahremiyetimiz için hiç hatırımızdan çıkarmamamız gerekli olan bir bilinç değil midir? Yani bunu ille de Sartre'dan mı okumamız gereklidir? Örneğin Sartre'ın Varlık ve Hiçlik kitabında bir şey hatırlarım, içselleştirilmiş utanma diye. Nedir evet. O? Yani tek kişi de olsanız, yalnız başınıza da olsanız bir öz bilinç ve utanma duygusuna sahip olmanız sizin kendinize saygınız gereğidir gibi açıklanabilecek bir keyfiyet. Yani bizler tabii ki yani hikmet her yerdedir, bilgi her yerdedir alırız ama kendi kültürümüzden bigane olmamızın dramatik bir durumu olduğu için bunu söylemek istedim açıkçası. Mesela gizlilerin araştırılmaması istenir. Bakın ailelerin bunları dikkate alması lazım. Allah Teala buyuruyor ki göz, kulak, göz ve kalp sorumludur. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Bunlar sorumludur ve bu üç ağza neden kulak,
neden göz ve neden kalp? Çünkü kulak sem'i bilgi, yani işitme yoluyla gelen vahyi bilgi demektir. Vahiy hakkında bilip bilmeden konuşma. Onu iyi tahkik et, onun mesajlarını doğru anla. Göz duyulara işaret eder, duyular yoluyla gelen bilgileri atlama, ıskalama, dikkate al. Üç, yani tahkik et anlamında. Üçüncü olarak da kalp aklı referans veren bir kavramdır Kur'ani terminolojide. Aklın ürettiklerini de dikkate al ama bunları tahkim ederek, istidlal ederek, delillendirerek ele al demek ister. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bizim mahremiyetimizi güçlendirmek adına çok ciddi referanslarla efendime söyleyeyim karşımıza çıkıyor. Ama hocam, bu arada hocam sözünüzü kesmek istemiyorum. 5 dakikamız var. Tamam. Ailede mahremiyeti hemen geçiyorum. Teşekkür ediyorum. Biraz da maalesef kopukluklar sebebiyle sürem zayi oldu. Şimdi insanın tabii aile mahremiyeti tabii her şeyden çok daha kutsal ve önemli. Çünkü aile sayesinde bizler toplumsal mukavemetimizi oluşturuyoruz. Dinimizi ve örfümüzü, geleneğimizi ve bütün değerlerimizi tevarüz ettiriyoruz ve temiz nesillere sebebiyet veriyoruz. Buradaki mahremiyet belki hepsinden kıymetli. Ama bu zamana şu ana kadar altını çizdiğim hususlar aslında insanın öz benliğinin ve kişiliğinin gelişmesindeki kodları sağlama aldığı zaman sağlam insanlar, ruh ve beden sağlığı yerinde olan insanların kuracağı yuvaların ehemmiyeti mutlaka gerçekleşecektir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in niçin nikaha misakun galiz dediğini hatırlayalım. Güçlü bir sözleşme. Çünkü bizler mahremiyetimizi bu kat'i bir şekilde iyi günde kötü günde diye kodladığımız o güçlü sözleşmeyle ortaya koyduğumuz kadar tahkim edebiliyoruz. Neden acaba nikah bizde bitmeyen bir akit gibidir? Mesela boşanma vaki olsa bile bitmeyen bir ilişkidir aslında evlenen kişilerin ilişkisi. Çünkü sıhriyet devam etmektedir. Eğer inançlı bir insansanız kayınpederiniz veya kayınvalidenizle mahremiyetiniz devam etmektedir. Eğer çocuğunuz varsa çocuğunuzla beraber yine o aile bağlarınızın mukavemeti, nafakaydı, hukuki yönleri var işin, sıhri yönleri var işin, ailevi yönleri, psikososyal yönleri var bu işin. Yani sokakta boşandığınız kişi artık herhangi bir kişi, sokakta gezen herhangi bir kişi değildir. Dolayısıyla mahremiyeti ailede sağlam tutmanın biten evlilikler için dahi çok büyük kıymeti vardır. Çünkü bizim nikahtan anladığımız sonlandırılsa bile bitmeyecek bir akit gibidir adeta. Örneğin kadına verilen mehri Kur'an-ı Kerim neden acaba nihle kelimesiyle anar? Çünkü kadının öz saygısını korumak ister. Gönülden seve isteye verin der. Yani bu bir sadece zorunluluk gibi, haşa bir alışveriş gibi anlaşılabilir mi? İmam-ı Maturidi'yi hatırlarım. Diyor ki İmam-ı Maturidi, eğer öyle olsaydı zinada da ödeme yapılması gerekirdi. Dolayısıyla nikahlı birlikteliklerde ödenen mehrin ya da verilen diyelim, ödenen kelimesi bile hoş değil. Verilen mehrin kadının öz saygısını koruyacak şekilde anlatıldığını Kur'an-ı Kerim'de ifade etmek isterim. Yine kadın ve erkeğin birbirinin elbisesi olması ne demektir? İşte birbiri namına iş yapmak, velisi olmak, birbirinin namına iş yapmak, elbisesi olmak, birbirinin hürmetini korumak, saygınlığını korumak, iffetini korumak değil midir? Şimdi bunları böyle müthiş bir heyecanla anlatıyorum. Aslında bunların altında bir iç acısı var değerli dostlar, değerli hocalarım. O da şu, hakikaten ailelerimiz sinyal veriyor. Hayatımız sinyal veriyor. Bugün önceliklerimizi yeniden gözden geçirmemiz için çok önemli bir referans değeri var pandeminin. Bizler adeta ifşa edilme korkusunu kenara koyduk, fark edilme hazzına düştük. Yani tekrar ediyorum, ifşa edilme korkusunu bir kenara koyduk, onu demode buluyoruz artık. Yani bilinmek istiyoruz, tanınmak istiyoruz, şöhret istiyoruz. Her neredeysek şuradayım, şunu hissediyorum, buradayım, şununlayım, şöyleyim, böyleyim. Sürekli, hatta ne acıdır ki bizim muhafazakarlığımızın bile yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Zira rahmetli Mehmet Akif'i hatırlarım. Mehmet Akif ne diyordu? Nerede o erler?
nikah memuruna kızının ismini söylemek istemeyen nerede o er kişiler? Bir şiirinde öyle diyordu. Yani burada bir hassasiyet ifade etmek için söylüyorum. Yoksa böyle işi köpürdetmek değil haşa. Yani şunu demek istiyorum. Bizler kendi öz saygımız ve değerimiz varsa, kendi öz saygımız ve değerimiz varsa bunun aslında profesyonel dünyada da bir karşılığı var. Bugün hangi ciddi şirket sır tutamayan, ilkelere bağlı olmayan, prensipli olmayan, öz saygısı olmayan bir kişiyle çalışmak ister? Dolayısıyla bu konulara dair de pek çok çalışmalar var. Ve bizler işin felsefi boyutundan da baksak, dini boyutundan da baksak, sosyolojik boyutundan da baksak, hukuki boyutundan da baksak ki pek çok bu konudaki mahremiyet ihlallerinin hukuki boyutları da vardır malumunuz. Hangi açıdan bakarsak bakalım modern dünyanın hiçbir kodu mahremiyetin önemini azaltamayacaktır demek istiyorum. Ve son bir mesaj olarak da şunu vurgulamak istiyorum sevgili gençlere özellikle. Çocuklarımıza da kendimize de öz saygımızı, öz güvenimizi yükseltme bilinci kadar haddini bilmeyi de ötekinin kıymetini bilmeyi de tavsiye etmeli ve bu konularda bir itidale yönelmeliyiz demek istiyorum ve hepinize teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Hülya Hocam. Değerli katkılarınızdan dolayı size teşekkür ediyorum. Sorularımız var. Hülya Hocam size, Veysel Hocam'a yöneltilen soruları kısmını cevaplamıştı. Diğer semavi dinlerle ilişkili olarak denmiş. İslamiyet'teki mahremiyet algısını siz nasıl değerlendiriyorsunuz diyorlar Hülya Hocam. İlahiyatçı yazar olarak sizden bu konuyla ilgili biraz. Şimdi mahremiyet tabii şöyle, İslam'ın çok dinamik ve bir dünya ahiret dini olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. Yani biz mahremiyeti kadınların evlere kapatılması şeklinde anlıyorsak eğer, yani ve sadece kadın üzerinden tanımlıyorsak İslam'ın hiçbir mesajını anlamamışız demektir. Öncelikle hani ne olmaması gerekli olduğunu görmemiz lazım. Hazreti Peygamber'in eşleriyle mesela hukuku Kur'an-ı Kerim'de de konu edilmiştir Ümmahatül Müminin. Özellikle o konulara Kur'an'dan yönelmesini arkadaşlarımın öneririm. Mesela Tahrim suresinin başında Peygamberimizin aile mahremiyetini ne halel getirebilecek bir aile içi bir sıkıntıdan bahseder adeta Kur'an-ı Kerim. Bakın burada bile ya mesela hatta başka ayetlerde diyelim ki Ahzab suresinde falan da var. Eşleriyle hukukunda bazen sıkıntılar yaşadığı da vaki olmuştur. Bu Kur'an'a Kerim'e de konu olabilmiştir. Yani sonuçta aile ortamında her türlü sıkıntılar olabilir. Ümmahatül Müminin bile olsa kadınların bazen eşleriyle Ümmahatül Müminin'i de örneğin Hazreti Peygamber'e gönül koydukları zamanlar olmuştur. Netice itibariyle kadınlardan beyat alan, yani eşlerinizden beyat aldık, siz de onlara tabisiniz demeyen bir peygamber var bizim karşımızda. Onları savaşlara dahi götüren peygamber var bizim karşımızda. Kadınlara mescidin bir kapısını açık bırakan, onlara ayrı günlerde eğitim veren bir peygamber var karşımızda. Dolayısıyla iffet de Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yusuf üzerinden anlatılır bakın. Ona gönül koyan Aziz'in karısı, gönül veren daha doğrusu Aziz'in karısı da aşağılanmaz. Oysa ki ona ve galet heytelek eder, hadi gel yanıma. Bakın açıklıkla Kur'an-ı Kerim'de. Ve Kur'an-ı Kerim o kadını aşağılamaz. Onun bir insani hal gibi olduğunu adeta ifade etmek ister. Dolayısıyla mahremiyeti sadece erkekler üzerinden tarif etmek yanlıştır. İslam dünya ve ahiret dinidir. Dünyada iddiası olan bir dindir. Bu da kadınıyla erkeğiyle birlikte yol alınacak bir süreçtir. İslam'ın mahremiyet kodlarını da bu çerçevede okumak lazımdır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Hülya Hocam. Sorunun cevabını aldık. Veysel Hocam size bir soru var onunla ilgili de. Aileyle ilgili yani yeni bu dijital sistemle birlikte pompalanan yeni süreçle ilgili olarak aileyle ilgili nasıl değişiklikler olabilir? Böyle bir soru var. Yani nasıl bir aile şekli ortaya çıkabilir? Varsayım tabii ki elbette ama böyle bir... Yani bu bizim bahsettiğimiz, bizim yaşadığımız bu dönüşüm, yani kentleşme, sanayileşme, bireyselleşme dediğimiz süreçleri bizden önce yaşamış ülkeler var. Yani bu yola bizden 200 yıl önce çıkmış ülkeler var. Bu ülkelerin deneyimleri bize birçok şey söylüyor aslında. Yani toplumlar en büyük başlığını modernleşme deniyor sosyolojide. Bu sanayileşmenin, şehirleşmenin, bireyselleşmenin ve bunun başka parçaları var. Eğitimin artması, artan eğitimle ve kadınların eğitim talebinin öne geçmesi, erkeklerle eşit imkanlara ulaşması,
kız öğrencilerimize baktığımız zaman erkek öğrencilerimizden daha başarılı. Dolayısıyla çalışma hayatına girmeleri, bunlar doğal olarak aile içerisindeki rolleri hem olumlu hem de olumsuz yönde etkileyecektir. Yani olumlu ve olumsuz tabii bir değer içeriyor. Kişiden kişiye de değişebilir. Şey gibi olmayacak. Yani bugüne kadar bildiğimiz aile ilişkileri olmayacak. Anne babalarımız hiç okul yüzü görmeyen anne babalarımızın cinsiyet rolleriyle bizlerin ve bizlerin çocukların ve bizden sonraki nesillerin cinsiyet rolleri birbirinden farklı olacaktır. Yani hiç ümmi bir anneyi düşünün. O ümmi anne hayatı boyunca tek bir kocayı tanır ve o onsuz da var olamaz ve her şeyini onun üzerine. O ne derse, o bir psikopat bile olsa ona katlanmak zorundadır ve onun her şey dediği şey adeta bir nas hükmündedir onun için. Ama o ünlü annenin okumuş, üniversite okumuş çocukları, kadınlarına baktığı zaman kız ya da erkek artık erkeğin her dediğine kanun değil diyecek. Çünkü güç kimdeyse bunu baştan kabul edelim, bizler bencil varlıklarız. Dolayısıyla güç erkeğin içerisindeyse bilgiyi kendi isteğine göre yorumlayacaktır. Kendi çıkarına göre yorumlayacaktır. Öyle de yorumlamıştır zaten bugüne kadar. Ama şimdi güç sadece erkeğin elinde değil de güç aynı zamanda eşitlenirse kadın ve erkek arasında burada bir adalet dengesi de kurulabilir. Ama bu kurulan denge belki zaman içerisinde o güne kadar kadının tahammül ettiği bir takım yanlışlara, haksızlıklara daha kolay tepki göstermesine ulaşabilir. Bu da aile içerisindeki rolleri ve birçok şeyi etkileyebilir. Bu kadar söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum Veysel Hocam. Hülya Hocam, şimdi size bir soru var. Gençlerde mahremiyetin geliştirilmesi, gençlere bunun anlatılması, öz saygı ve mahremiyet bağlamı çok biraz dikkat çekmiş. O konuda nasıl bir çalışma yapılabilir gençlerle ilgili? Bir anne soruyor bunu. Bir annenin sorusu olsun. Evet. Tabii şimdi maalesef bunların böyle hani bir hap gibi veya bir sihirli değnek gibi bir ilacı yok ama mahremiyet bilincinin oluşmasında birinci derecede etkin aile kavramı ve aile yapısı demek istiyorum. Yani aile kendi içinde öz saygısını ve mahremiyetini oluşturursa bu da anneden başlıyor iş tabii ki. Anneden başlıyor, kurucu unsur anne ve annenin babanın ilişkisiyle güçlenecek, mukavemet edecek bir kavram. Tabii eğitim süreçleri bunu destekleyecek. Sosyal çevre bunu destekleyecek, yapılan yayınlar, çalışmalar, STK'lar, devlet el birliğiyle yapılacak bir çalışma bu muhakkak. Ancak bizim maluliyetimiz maalesef dediğim gibi görselliğin, şovun, bilinir olmanın, çok şöhretin çok yükseldiği, tap seviyeye çıktığı bir yüzyılda yaşıyoruz. Fakat bunu tersinden de değerlendirmek mümkün. Mesela mutluluk anketleri yapılıyor, mutluluk üzerine çalışmalar yapılıyor Avrupa'da da, Amerika'da da, bizde de. Yani modern insan neyle mutlu mesela diyelim. Yani bunun karşılığının ne şöhret, ne çok para kazanmak, ne efendim güç, kuvvet, iktidar olmak ile tek başına kayıtlanamayacağı ortaya çıkıyor. Bunun yerine mesela neler öne çıkıyor? Hatırlıyorum, The Times'ta bundan bir 7-8 yıl önce yayınlanan bir anket vardı. 40 bin kişiye. Belki yenileri de muhakkak yapılmıştır. Yapılan bir ankette hatırlıyorum. Yani mesela neler öne çıkıyordu? Tanrı'ya inanıyor olmak, sevdiği bir işte çalışıyor olmak ve dostlarının olması. Bakın, yani tamamen iş başka bir alanda seyrediyor. Dolayısıyla bizler Tanrı bilinci, yani bir ilahi öğreti bilincini doğru yollarla, doğru bir dil ile, doğru bir metodoloji ile, yani hem temsil ile hem tebliğ ile, sadece tebliğ ile değil ki en güçlü tebliğ temsildir zaten. Bunu yerleştirip tahkim ettiğimizde elde var bir. Yani en büyük mukavemetimizi, bakın benim verdiğim referansların hepsinin altında bu gerçek var zaten. Hem buradan tahkim edilerek yol yürünmesi gerekiyor, hem de bunun eğitimimizin içerisine girmesi, öz saygısı, gelişmiş gençleri toplumumuza kazandırmak adına onların
gelişim süreçlerini de çok iyi takip etme ve disiplinler arası çalışmayı çok önemli buluyorum. Yani bu ne tek başına dinin ve kutsalın tek başına omuzlayacağı bir iştir, ne sadece sosyal bilimlerin, hepsinin birlikte el birliğiyle yol alması gereken bir husustur diye düşünüyorum ve pozitif olmamız gerekli olduğuna inanıyorum. Bütün sıkıntılara rağmen pozitif olmanın gerekli olduğuna inanıyorum. Evet, çok teşekkür ederim Hülya Hocam. Veysel Hocam, son soru size geliyor. Küreselleşmeyle bu konuyu nasıl bağdaştırıyorsunuz, nasıl ilişkilendiriyorsunuz? Bunlarla ilgili böyle bir kitabınız da var bildiğim kadarıyla. Küreselleşme dünyayı çok küçülttü. Dünyanın bir yerinde olan iyilik de kötülük de, mikrop da, ilaç da, aynı anda dünyanın öbür tarafına taşınabilir hale geldi. Ne oldu mesela son yaşadığımız pandemiye bakın. Çin'de bir kişide başlayan, gözle göremeyeceğimiz bir virüs bir anda bütün dünyayı eve kapattı. Bütün, yani milyarlarca insan hayatını felç etti. Aslında bu biraz da küreselleşmeyle alakalı. Pandemiler hep vardı. Pandemiler hep yayıldı ama bu kadar hızlı yayılmadı. Fakat başka bir şey daha. Pandeminin panzehir diyebileceğimiz aşılarda yine aynı hızla yayıldı. Birden bilgi paylaşıldı ve tarihte hiç görünmedik bir hızla bir yerde bu virüsün bir takım şeyleri çözüldükten sonra bütün dünyayla paylaştılar ve hızlı bir şekilde aşı geliştirdiler. Bu da bir küreselleşmenin sonucuydu. Dolayısıyla hayatın her alanında küreselleşme ilişkili etkileşimi artırdı. Yani dünyanın bir yerinde olandan biz artık bağımsız değiliz. Oradaki virüs artık bizim de sorunumuz. Hatırlıyorum Şubat ayında Çin kendi içine kapandığında Türkiye'de biz sanki bir film izler gibi izledik. Siz de kendi kendinize sorun. Film izliyorduk. Yani o oraya özgü bir şey zannediyorduk. Oysa bu kadar küreselleşmiş bir dünyada o oraya ait kalmazdı. Kalamazdı. Çünkü Çin'den mal alan, Çin'e gidip gelen, Çin'den dünyanın her yerine taşınan insanlar ve mallar vardı ve bu insanlarla beraber bu virüste taşındı. Aslında kültür de öyle. Bugünkü kullandığımız teknolojiler sayesinde şu andaki toplantıyı dünyanın herhangi bir yerinden insanlar izleyebilir veya şu toplantıya dünyanın herhangi bir yerinden insanlar katılabilir. Dolayısıyla dünyanın herhangi bir yerindeki kültür çok daha kolay taşınır hale geldi. Benim söyleyeceğim şey şu, bugünkü genç kuşağın dünyası geçmişlerin dünyasından farklı. Derler ki bu konuda çalışanlar, insanlar babalarından çok yaşadığı çağa benzerler. Bugünkü gençlerimiz de bu çağa benzeyecekler, bu çağın kuşağı. O zaman bu çağ, kullandığımız bu çağın sosyal medyası, interneti, diğer teknolojileri ne getiriyor? Nasıl değiştiriyor? Bunu doğru okumamız lazım. Bunu doğru okursak bu gençlerle doğru iletişim kurarız. Ha, bunu doğru okumaz. Biz bildiğimizi okur. Kendi mutlakımı, kendi fikirlerimizi mutlaklaştırırsak bu insanlarla iletişimimiz kopar. Onlar ayrı bir yöne, biz ayrı bir yöne gideriz. Aynı coğrafyada farklı hayatlar, farklı üsluplar, farklı insanlarla karşı karşıya kalırız. Söyleyeceğimiz şey, bugünün gençleri, bu çağın gençleri, bu çağın gerçekleriyle, imkanlarıyla sosyalleşen gençler ve bu çağ, küresel bir çağ, örneğin Amerika'da başlayan bir yeni bir teknoloji, kısa bir süre sonra bütün dünyanın teknolojisi haline geliyor. Orada başlayan gençlerdeki kültürel değişmeler, bütün dünyanın kültürel alışkanlıkları haline gelebiliyor. Bunu olumlu ve olumsuz, iyinin ve kötünün ötesinde anlatıyorum. Bütün bunların arkasında küreselleşmenin var olduğunu ve biz küreselleşmeye şu anda biraz da reaksiyon gösteriyoruz. Aslında en büyük reaksiyon şu anda gelişmiş ülkelerde küreselleşme. Küreselleşme gelişmiş ülkelerin eliyle inşa edildi. Onların teknolojileriyle inşa ettiler. Çin'i dünyaya açmak için inanılmaz şeyler yaptılar. Gelişmekte olan ülkeleri dünyaya açmak için inanılmaz şeyler yaptılar.
Zannettiler ki yoksul ülkelerden sadece kendilerine ucuz mal gelecek. Ama yoksul ülkelerden insanlar da gitmek için yollara çıktı. Ne zaman ki Suriyeliler yollara çıktı, Meksikalılar yollara çıktı, Afrikalılar Avrupa'ya, Amerika'ya gitmek için yollara çıktı. İşte oradaki ülkelerde bir anda içe kapanma, reaksiyonerist, anti küreselci hareketler başladı ve duvarlar örülmeye başladı. Geçmişte küreselleşmenin öncülüğünü yapanlara karşı bu sefer karşı hareketlerin temsilcileri öne geçti. Şimdi dikkat ederseniz kim savunuyor küreselleşmeyi? Çin savunuyor, değil mi? Trump duvar örerken Çin diyor ki akıllı insanlar köprüler kurarlar diyor, köprüler yıkmazlar diyor. Bunlar çok uzun, detaylı tartışmalar. Yaşadığımız hayatın gerisinde ister taraftar olalım, ister karşı çıkalım, ister kenardan anlamaya çalışalım. En önemli unsur küreselleşmedir. Küreselleşmeyi anlamadan aile dahil, pandemi dahil, kültür dahil değişimi tam anlamıyla anlayabilmemiz mümkün değildir. Veysel Hocam çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarınızdan dolayı. Süremizin sonuna yaklaştık. Sayın Hülya Hocam çok kıymetli katkılarınızdan, verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Emekleri bulunan organizasyon ekibi olarak başta sağlık çalışanlarına ve ailelerine ve bütün konuklarımıza, izleyicilerimize, panelistlerimize teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Evet, çok size teşekkür ederiz. Sağ olun, eksik olmayın. Sağ olun.